Merhaba. Günümüzde influenza yani grip aşısının iki farklı türü vardır. İlki bildiğimiz iğne şeklinde olan grip aşısı. Diğeri de burun spreyi şeklinde uygulanan aşı. Şimdi bu iki aşı arasındaki fark üzerine konuşacağız. Fakat öncesinde şunu belirtelim. Ülkemizde bu aşılardan sadece iğne tipi olan grip aşısı uygulanıyor. Burun spreyi formunda olan aşı Türkiye'de uygulanmıyor. Ama yine de ben şimdi sizlerle bu ikisinin farkını konuşalım istiyorum. Aralarındaki en bariz fark uygulama biçimi. İğne tipi olan grip aşısı kas arası enjeksiyon olarak uygulanır. Genellikle omuz çevresi kasına yapılır. Bunun sebebi kolay erişilebilir olması ve komplikasyon riskinin düşük olmasıdır. Grip iğnesi kalça kası üzerinden de yapılabilir. Ancak bu videolarda biz yalnızca omuz çevresi kası yöntemi hakkında konuşacağız. Grip iğnesi aynı zamanda deri içi enjeksiyonla da uygulanabilir. Ama az önce de dediğim gibi biz yalnızca omuz çevresine yapılan kas arası enjeksiyondan bahsediyoruz. Burun spreyi ise adından da anlayabileceğiniz üzere burna püskürtülüyor. Gördüğünüz gibi grip iğnesi ile burun spreyi arasındaki en bariz fark bu zaten. Aralarındaki en önemli farksa bu aşılarda kullanılan virüslerin durumları. İğne tipi grip aşısı bazen inaktif aşı olarak da adlandırılır. İnaktif diyoruz çünkü bu aşıda kullanılan virüsler öldürülmüşlerdir. İnsan bünyesinde çoğalamazlar ve bunun sonucunda da ortaya bir enfeksiyon çıkmaz. Burun spreyinde ise canlı zayıflatılmış grip aşısı ya da kısaca l a -I b Burada zayıflatılmış kelimesini kullanmamızın sebebi bu aşıda kullanılan virüsün değiştirilmiş fakat teknik olarak halen hayatta olması. Bu virüs üzerinde yapılmış değişiklikler onu zayıflatır. Dolayısıyla sağlıklı insanlarda bağışıklık sistemi bu virüslere karşı kendini savunabilir ve antikor üretebilir. Gelecekte aşılanmış hastamız aynı virüsün daha güçlü bir versiyonuyla karşılaştığında bağışıklık sistemi bu virüse karşı nasıl savunma yapıldığını hatırlayacak ve hastamız enfeksiyona karşı korunacaktır. Bu farkın çok önemli olmasının sebebi kimin hangi tür aşı yaptırabileceğinin buna göre belirlenmesidir. Grip iğnesindeki inaktif virüsle enfeksiyon kapılabilir mi? kesinlikle hayır. Virüs inaktif hale getirilmiş. Kendini kopyalayamaz dolayısıyla enfeksiyon gerçekleşmez. Peki canlı zayıflatılmış virüs bulunan aşıyı yaptırınca tam anlamıyla bir grip hastalığına yakalanır mıyız? çoğu durumda cevabı büyük olasılıkla hayırdır. Bağışıklık sistemimiz bu tür zayıflatılmış virüslere karşı kendini nispeten kolayca koruyabilmektedir. Fakat düşük oranda da olsa tam gelişmiş bir grip hastalığına yakalanma riski mevcuttur. Çünkü bu aşıda canlı virüs kullanılmaktadır. Bu durumda canlı zayıflatılmış tür yerine iğne formundaki grip aşısını yaptırması gereken iki grup hastamız vardır. Bunlardan biri, bağışıklık sistemleri yüzde yüz çalışmayan, bağışıklığı zayıflamış olan hastalardır. Bu tarz insanların zayıflatılmış virüsten hastalanma ihtimalleri normal, sağlıklı kişilere göre daha yüksektir. İkinci gruptakiler ise influenza enfeksiyonunun bir komplikasyona dönüşmesi hususunda yüksek risk taşıyan bir tıbbi durumu bulunan kişilerdir. Bu tip insanlar normal sağlıklı insanlara göre çok daha kötü hastalanır. Bu yüzden de gerçekleşebilecek her türlü enfeksiyon riskinden kaçınmalıdırlar. Bu iki hasta grubuna kısaca değindikten sonra yaş gruplarından başlayarak konuya biraz daha eğilelim. Canlı zayıflatılmış virüse karşılık verebilmek için tamamen gelişmiş ve güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğinden burun spreyi yalnızca 2 ile 49 yaşları arasındaki hastalara tavsiye edilir. Bu yaş aralığının dışındaysanız daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmanız olasıdır ve dolayısıyla burun spreyi formundaki grip aşısını tavsiye etmeyiz. Diğer taraftan iğne formundaki grip aşısında enfeksiyon riski sıfırdır. Çünkü öldürülmüş veya inaktif edilmiş virüs ihtiva eder. O yüzden bu grip aşısı 6 aylıktan büyük her yaştan insana yaptırılabilir. Pekala, o zaman başka kimlerin zayıflamış bağışıklık sistemi olabilir? Bunu bir düşünelim. Mesela HIV'den kaynaklanan immün yetmezliği bulunan hastalar olabilir mi? ya da bağışıklığı baskılayıcı bir tıbbi süreçten geçen hastalar, yani diyelim ki bir hastaya organ nakledildi ve bilinçli olarak bağışıklığı zayıflatıcı ilaçlar alıyor. Bu tür hastalara bağışıklığı baskılanmış diyoruz. Amilelikte de bağışıklık sistemi zayıflar. Buraya bir de bağışıklığı baskılanmış hastalarla yakın temasta olan kişileri yazalım. Onları da bu kategoriye koyuyoruz çünkü taşıdıkları virüsleri bağışıklığı zayıflamış kişilere bulaştırmalarını istemiyoruz. İşte bu tip hastaların bağışıklık sistemleri zayıf olduğundan enfeksiyondan korunmak için yapabilecekleri her şeyi yapmaya normalden de fazla sebepleri var. Dolayısıyla onların enfeksiyona yol açmadığını bildiğimiz iğne tipi grip aşısını yaptırmalarını isteriz. Yani bu durumdaki kişiler için kesinlikle burun spreyi formundaki aşıdan kaçınıyor ve iğne ile yapılan grip aşısını kullanıyoruz. Evet, şimdi de influenza yani grip sebebiyle yüksek komplikasyon oluşturma riski bulunan diğer hasta gruplarına bakalım. Bunlar kimler olabilir. Hı? Mesela astımı bulunan herhangi bir hasta olabilir? Astıma ek olarak kalp, böbrek veya akciğer rahatsızlığı bulunanlar olabilir. Diyabet hastaları olabilir. Bunlar haricinde yüksek komplikasyon riski doğuran başka tıbbi durumlar da mevcut tabii. Fakat en çok karşılaşılanlar bunlar. Bu hastalar için de yine kesinlikle iğne tipi grip aşısını kullanmalıyız. Çünkü onların grip hastalıkları normal sağlıklı insanlara göre çok daha fazla sorun yaratır. Onları kötü hastalıklara yakalanmaktan korumak isteriz. Dolayısıyla burada da iğne tipi grip aşısını kullanıyoruz ve burun spreyinden kaçınıyoruz. Evet son olarak çocuklardan bahsedelim. Çocuklarda dikkat etmemiz gereken birkaç durum vardır. Astım teşhisi konulmamış olsa bile hırıltılı solunum şikayeti görülmüş çocuklarda burun spreyi değil iğne tipi grip aşısı kullanılmalıdır. Bunun dışında aspirin kullanan herhangi bir çocuk veya ergenlik çağındaki genç söz konusu olduğunda aspirin kullanımı ile influenza virüsü arasındaki etkileşimle ortaya çıkabilen R sendromu dolayısıyla dikkatli olunmalıdır. Bu yüzden bu durumda da kesinlikle iğne tipi grip aşısı kullanıyoruz ve burun spreyinden kaçınıyoruz. Şimdi de iğne tipi grip aşısı veya burun spreyi tipi grip aşısını yaptırmadan önce doktorlarına danışmaları gereken hastalara gelelim. Gözetmemiz gereken birkaç şey var. Bunları daha kolay hatırlamak için burada bahsedeceğimiz şeylerin baş harflerinden oluşan A, R, A, G yani ARAK diye bir kısaltma kullanmak istiyorum. Buradaki ilk A ateşin A'sı. Son 24 saattir ateşli veya ateşsiz herhangi bir hastalık geçiren herkes aşı öncesi doktoruna danışmalıdır. R, Re, Reaksiyon anlamındadır. Daha önce grip aşısı olmuş ve ardından bunun sonucu olarak acil duruma yol açan bir reaksiyon yaşamış bir kimse, aşı öncesi doktoruna muhakkak danışmalıdır. Diğer ağ da alerjinin ağsıdır. Grip aşıları tavuk yumurtalarından yapılır. Bu yüzden yumurtaya ve yumurta proteinlerine karşı alerjisi olan kimselerin aşı öncesi bir alerji uzmanına danışmaları tavsiye edilir. Son olarak G harfi de barenin G'si. Bu sendromdan başka bir videomuzda da daha ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Burada hakkında bilmemiz gereken temel şey şu. Eğer hastanız grip aşısı olduysa ve ardından Guillain-Barré sendromu yaşadıysa tekrar aşı yaptırmadan önce kesinlikle doktoruna danışması gerekir. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.